Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi, şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Yalova'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Eftelya Güzellik Merkezi'ne konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Gülcan Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gülcan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz Gülcan Hanım. Gülcan Hanım, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Gülcan Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Tabii ki de. 1975 yılında Amasya Merzifon'da doğdum. Amasya Merzifonluyum aslında. Evet. Bu sektörde de hemen hemen 15-16 yıldır aslında bu sektörün içindeyim. Evet. Burada bir yerde çalıştım. Sonrasında açıklık olduğunu gördüm. Bu konsepte açıklık vardı. Onun üzerine burayı açmaya karar verdik. Eşim destek oldu. Sonrasında evet. Burayı açtık. Kendimi geliştirdim. Daha da güzel işlemler yapıyorum. Gelen müşterilerim çok memnun. Evet. Bölgesel incelme, lazer epilasyon, iğneli epilasyon, dermapen hücre yenileme, özellikle hücre yenileme, leke bakımı, kırışık giderme, cilt toparlama, ince çizgilerin yok olması, akne skar izlerinin neredeyse tamamen yok olmasını kendim bizzat işlemleri yapıyorum. Evet. Tabii ki ürünler de çok önemli. Ürünlerde doğru ürünleri kullanıyorum ve doğru miktarı deriye yediriyorum. Onun dışında elektrolifting, kılıcı kaş, kıl tekniği, profesyonel cilt bakım, bunları yapıyoruz. Saç mezoterapisi yapıyoruz. Manikür, pedikür, ağda. Bu gibi işlemleri yapıyoruz. Yani aslında A'dan Z'ye diyebiliriz, evet, değil mi? Evet, A'dan Z'ye diyebiliriz. Çoğunlukta da müşterilerimizi biz memnun etmeye çalışıyoruz ve memnun da ediyoruz. Kesinlikle bunu net bir şekilde görebiliyoruz ama biz de bazen hani tüketici olarak bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz bir tip, evet, olaylara. Doğru. Hani şunu düşünüyoruz, uygun fiyat politikasıyla. Evet. Ki mağdur oluyoruz maalesef ki. Hani bizlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu tip işlemleri yaptırırken hangi kıstasları göz önünde bulunduralım? Bu tip işlemleri yaptırırken yapan kişi, uzman kişi neyi öneriyorsa, hangi ürünü öneriyorsa o ürünü almasını ve devam etmesi yeterlidir. Evet, yani aslında hepsi bir puzzle parçası gibi değil mi? Evet, yerli yerinde hepsi, olması evet, gerekiyor. Evet, birbirini tamamlıyor aslında. Kesinlikle. Mutlaka sizin de olmazsa olmazlarınız vardır. Yani çünkü hizmet sektöründesiniz siz de. Sizin olmazsa olmazlarınız neler? Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Yani güler yüzlü olmamız, kaliteli hizmet vermemiz, müşterimizin bizden memnun kalması evet, bizim için yeterli. Yani aslında önemli. Şunu söyleyebiliriz. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla evet, evet, hareket ediyoruz öyle diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Ki bence başarınızın sırrını bir kere çok severek ve inanarak yapıyorsunuz işinizi. Bu çok net belli aslında. Evet. Patronculuk oynamıyoruz yani burada. Yok, hayır, oynamıyoruz. Değil mi? İşinizin hayır. Başınızdasınız İşimin siz de. Başındayım. Evet. Bizzat kendi aldığım işlemlerim var. Evet. Burada 2+1 kişi, yani 3 kişi olarak çalışıyoruz. Evet. Ben de çalışıyorum. Diğer kişiler de çalışıyor buradakiler. Evet. Gelen konuklar genelde nerelerden geliyorlar peki? Gelen kişiler genelde aslında hücre yenileme için şehir dışından gelenlerim çok var. Ankara'dan var. Aydın'dan, İzmir'den, Datça'dan, evet. İstanbul'dan, evet. Bursa'dan, evet. Balıkesir'den var. Dövme silme için özellikle. Dövme silme de yapıyorsunuz. Evet, burada. Dövme Nasıl silme bu için de Balıkesir'den, Kocaeli'den, Bursa'dan şu an oralardan gelen var, talep var daha doğrusu. Bu şekilde söyleyebiliriz evet. Ama bir de şu da çok önemli, sektörde çok büyük bir sıkıntı bu. Herkes bir kere kendi bildiği işi yapmalı. Evet, kesinlikle katılıyorum ona. Değil mi yani? Ama bu sektörde de ucu bucağı yok, bitmiyor yani. Sürekli kendini yenilemek gerekiyor. Evet. Bunun için de ben sürekli eğitim, seminer, hepsine katılmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Üç evet. gün, dört gün benim için fark etmiyor. Yenilikleri evet. ben mutlaka ve mutlaka Eftelya Güzellik Salonu'na getiriyorum. Kesinlikle. Hedeflere ulaşabildik mi peki? Yani Gülcan Hanım, bu yola çıkarken mutlaka bir hedef koydunuz yola kendinize. Yola çıkarken kurduğum hedeflere ulaşıyorum. Evet. Yani iyi gidiyor.
Ama hedefte hiç bitmiyor değil mi? Hayır, bitmiyor. Yani ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazlı bitiyor. Hayır, çünkü bitmiyor. Hani her bir yeni hedefe ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor diyebiliriz. Belki ilerleyen dönemlerde şubeleşmiş olarak da görebiliriz sizleri. Neden olmasın aslında? Olabilir, neden olmasın? Değil mi? İstanbul'da, evet, daha yenilenerek, daha güzel bir şekilde, evet, daha farklı konseptlerde olabilir. Olabilir. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, Yalova halkına, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Gülcan Hanım? Öncelikle kaliteli hizmet için, doğru işlemler için burası diyorum. Kesinlikle. Çok fazla açık var burada. Onları da ben burada tamamladığıma inanıyorum. Evet. Onun dışında teşekkür ediyorum. Evet, biz de herkese buradan selamlarımızı göndermiş, evet, olalım. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım efendim. Herkesi Efteyle Güzellik Salonu'na bekliyorum. Harika. Biz de herkesi buraya davet etmiş olduk tekrar. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Yalova'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Çok sağ olun efendim. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Yalova'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Efteyle Güzellik Merkezi'nde konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.